Evet, aktif ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin diline bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş öneri ve yorumlarınıza katkı sağlamak isterseniz KJ'de yer alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir. Programımıza ortak olabilirsiniz. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Eyvallah, sağ olun. Bir vefatla başlayalım. Dünya Müslüman Alimler Birliği eski başkanı Profesör Doktor Yusuf El Karadavi 96 yaşında Hakk'a itihal etti diyor Akit sürmanşetinden. İslam'a adanmış bir ömür diyor. Eserleri, vaazları, sempozyumları ve fikirleriyle İslam'a büyük hizmetlerle hizmetleri dokunan Karadavi'nin vefatı Türk İslam dünyasını hüzne boğdu diyor. Cezaevlerinde, sürgünlerde, adliyelerde, karakollarda, nezaretlerde geçmiş bir ömür aslında. Yani bu ömrün yarısı sohbetlerle işte kaleme alınan eserlerle, vaazlarla geçmişse kalan yarısı da sürgünlerde, cezaevlerinde ki yine sürgünde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mısır'da ömür boyu ağırlaştırılmış hapis cezası aldı darbeci SSC yönetimi tarafından. İslami anlamda önemli düşünürlerden biriydi. Müslüman kardeşlerinde, de ihvanın da yine önemli kanaat önderlerinden biri olduğu söyleniyordu. Dün Hakk'a yürüdü. Allah rahmet eylesin diyelim. Amin. Ee, bir İslam alimi gerçekten bütün dünyada Müslümanlar nezdinde itibarlı bir alim. Tartışmalı konularda dahi daha böyle hoşgörülü açıklamalarıyla bilinen bir isim ama 15 Temmuz Hain darbe girişiminde hemen tepkisini koyarak Türkiye'deki meşru hükümetin yanında bir açıklama yapmıştı. Belirttiğiniz gibi sisi darbecisine karşı da açıklamalar yaptığı için o noktada da cezalandırılmak istenmişti. Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. E, Akit'in manşetini verelim. Bir de videomuz vardı arkadaşlar. O hazırsa eğer onu da şey yapalım. Onu da hazırlayalım. Şimdi e, konuşulan bir mevzudan bahsediyoruz. Dün sosyal medyada çok konuşuldu ama bana göre bugün bütün gazetelerde yer alması gerekliydi. Lehde ya da Alehde. Hangi olaydan bahsediyoruz? İmamoğlu'ndan Bizans'ı diriltme planı diyor. Dün sosyal medyaya düştü. Bizans hipodromunu e, Sultanahmet'te bulunan bulunduğu söylenen Bizans hipodromunu tekrar ortaya çıkaracak proje olduğu söyleniyor. O bölgedeki tarihi eserlerin yıkılmak istendiği yerine işte o Bizans hipodromunun ortaya çıkartılması arzulanıyor, dönüyor. Videosu varsa verelim arkadaşlar. Kendilerinin yayınladıkları, kırparak da olsa yayınladıkları videoda ne anlattıklarını bir dinleyelim, sonrasında meseleyi konuşalım. İstanbul anlamında büyük saraya, denize paralel uzanan, boğazla aynı eksende yer alan hipodrom, şehrin kalbinin attığı yerdi. Hipodrom aslında bir Roma geleneği, bir Roma kentinin olmazsa olmazlarından birisidir. İnsanların burayı hem ziyaret etmesi hem de kamusal alanda kullanması bizim için çok değerli. Yani. Şimdi o belirtilen alana akitin de manşetini verirseniz iki kare fotoğraf var. O belirtilen alanda birçok tarihi eser var. İşte İmamoğlu yönetiminin kafasında ya da onu domine eden zihniyetin kafasının perde arkasında neyi ortaya çıkarmak istediklerini ortaya koyuyor. Şimdi dün bu haberi biz konuştuğumuz esnada haber merkezinde bu haberi konuştuğumuz esnada bu ola yani bizim Zekeriya bunu söyledi ne bu olamaz dedim yani böyle bir şey hani cesaret edemezler en azından şimdi edemezler dedim şu videoyu da izlediğimizde bunun neresinde şey var dedim Bizans tarihini anlatıyor bu adam herhalde yani çünkü hani inanmak istemiyorsunuz. Bizans tarihini anlatıyor dedim. Anıtlar kuruluna ya da şeye başvurmamışlardır. Belgesi olmadan olmaz dedim. Dedi ki Murat Özer paylaşmış. Belgesi olmadan haber yapamayız dedim. Ta ki neye kadar? Farklı bir şeyi haber yapmaya karar vermiştik ki neye kadar? İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat'ın tırnak içerisinde kendi açıklamasını da okuyana kadar. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Sperandora'nın içindeki mekanları hem de Spina duvarını ve çevresini kendi seviyesine indirerek yani 5 metre aşağı indireceklermiş o, ta, o, o hipodromu geri bulabilmek için Sultan Ahmet'le o dikili taşla şey arasındaki alanı bahsediyor. Hipodromun varlığı hem turizme hem tarihe kazandırmak ve burada kışkırtıcı tarihsel alanlar üretmek istiyoruz. Alanın çevresinde bir de Antik İstanbul Müzesi'ni açabileceğimiz bir alan kazanmış oluyoruz. Şu an önemli olan yeri burası. Şu an projemiz koruma kurulunda onay bekliyor. Bakın pro, yani bu fikirde kalmamış. Bir projeyi hazırlamışlar. Koruma kurulunu da koruna da gönderme yüzsüzlüğünde bulunmuşlar. Yani biz buraları tarumar edeceğiz. Niye? Bizans kalıntılarını yeniden çıkaracağız. Bakın Ayasofya'dan tutun da Sultanahmet'e hatta aşağısında Sarayburnu'na kadar olan alanı biz Bizans'ın kalıntıları var burada diye üzerindeki Osmanlı tarihi eserlerini tarumar edip altındaki kalıntıları bulacağız diyor. Diyor ki şu an projemiz koruma kurulunda onay bekliyor. Şüphesiz buranın tarihler boyunca Kademelerinin yükseltilmesi ve doğal olmayan dokunun dışında kendi topografyasına inmesi önemli. Yani Osmanlı eserleri, o görüntüdeki Osmanlı eserleri doğal ol, doğal olmayan doku. Orada türbeler, oradaki e, saray, doğal olmayan doku. Onu bulana kadar, biz doğal dokuyu bulana kadar devam edeceğiz. Ifadesini okuyunca, tamam dedim. Bu haber artık yapılır. Bu noktaya ulaşmış bu adamlar dedim. Evet ben e, sol cenahtan veya gezi isyanına katılan tüm gezicilerden bir şey rica edeceğim. Topçu kışlasını yapmak üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dedi ki ya bu Gezi Parkı'nın olduğu yerde 100 yıl kadar öncesinde, 130 yıl kadar öncesinde bir topçu kışlası vardı. Bunun içerisinde bir cami vardı. Tarihe saygımız gereği, kendi ceddimize, atamıza saygımız gereği bu topçu kışlasını yeniden buraya orijinal şekliyle yapabilir miyiz diyerekten bir çalışma yaptırdık ve bunun ilk adımını da atalım. Ağaçları yerinden oradaki parkın içerisindeki toplasanız 30'u 40'ı da geçmeyecek şekilde bu ağaçları başka yerlere taşıyalım. Burada da orijinal şekliyle topçu kışlasını inşa edelim. Bizim atamız bunlar, bizim cettimiz bunlar dediği noktada biz buraya topçu kışlası falan istemiyoruz diyen gezicilere sesleniyorum. Hayır dediniz. Hayır dediniz, asla dediniz, izin vermeyiz dediniz vesaire vesaire. Bir bardak su da fırtına koparttınız. Şimdi ki 10-12'de insan vefat etti o gösteriler sırasında. Şimdi CHP'nin 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl değil. Ta milattan sonra ikinci yüzyılda. 1700 ya. yıl geriye 1700, 1700 yıllık yüzyıl. şeymiş taraf. Bir, bir rivayete göre dördüncü yüzyılda, bir rivayete göre ikinci yüzyılda. Karar övünerek anlatıyor. Evet. Diyor ki Roma hipodromu 1700 yıl sonra İstanbul'a geri dönüyor diyor. O kararı ayrıca konuşmamız lazım. O kararı oradan tepeden verene Ahmet Taş getirene sormamız lazım hipodromun yenilenmesinden orada Sultanahmet Camii'nin duvarlarının avlusunun yıkılmasından hoşnut mu olacaksın diye sormamız lazım. Ki Karar Gazetesi en tepeye yerleştirmiş geri dönüyor. Ne geri dönüyor ya? Dönen ne? Senin atanın yaptığı bir eser mi geriye dönüyor ki en tepeye logonun da üzerine koyuyorsun sürmanşetine koyuyorsun. Şimdi Harbiye Topçu Kışlası'na karşı çıkan geziciler, o kafadaki adamlar, şimdi CHP'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanınca, üçüncü yıllarında, dördüncü yıllarına girerken neyi hortlatıyorlar? Bizans'ın hipodromunu hortlatıyorlar. Hipodrom, yani benim sanat vesaire tarihi, şu bu çok fazla derinlemesine bilgim yok ama... İşte filmlerde izliyorsunuz. Veya Sanat değil ya. Şey, at koşturup adam kesiyorlarmış orada. <laughs> at, at koşturuyor <laughs> güzellemesi o. Şimdi e, hemen hemen ben o gladyatörleri şunları bunları hatırlıyorum. Diyebilirler ki birileri ya onlar daha çok ağırlıkla İtalya'daki, Roma'daki veser veser diyebilirler. Ama sonuç itibariyle hepsi aynı noktada gladyatörler. Vahşi hayvanlara köleleri bırakıp orada hadi bakalım vahşi hayvanla insanın köle tabi onlar köle nasıl baş edecek vesaire diye millet de gelip orada izliyorlar at yarışı at yarışı şimdi veli efendi de var var yapılıyor yapılmaya da devam ediliyor e canım Sultan Ahmet'te de olsa ne olur diye güzelleme yapmaya kalkışacaklar çıkabilir ama o köle sisteminin Yaşandığı Roma dönemini tekrar canlandırmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atağa geçiyorsa ben de öncelikle şunu soruyorum ya engelleniyoruz diyordunuz metroda Başakşehir Çamşakura Hastanesinin yolunu yapmada metrosunu yapmada engelleniyoruz diyordunuz şimdi ben merak ediyorum burayı yapmak için kaç milyon kaç milyar lira harcayacaksınız? Ve bu konuda sizi engelleyen kimse yok mu ki hemen balıklama atladınız bu konuya? Engellenen adamlar, vatandaşa birebir benim hayatıma dokunacak, sizin hayatınıza dokunacak. Kim varsa burada kameramanlara soralım, sesciye soralım, rejideki insanı, kime sorarsanız sorun. Hepsinin hayatına dokunacak olan metro, karayolunda toplu ulaşım, nerede? Engelleniyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi onu söylüyor. Engelleniyor. Saadet Partililer bile çıkartıyor kafayı. Ya adamı engelliyorlar ya. Yazık ya. Bırakın adam çalışsın ya. Çalışmaya başlamış adam. Hipodromu yenileyeceğiz diyor. Hipodromu hem de metrelerce kazacaklarmış. Sultanahmet avlusunun da daha altına ineceklermiş. Ondan sonra orayı gerçek yönüyle hayata çıkartacaklarmış. Birinci konu engelleniyorsanız bunu yapmaya nasıl siz cesaret ediyorsunuz henüz daha toplu ulaşımı çözmeden diğer sorunları çözmeden su sorununu çözmeden İstanbul'a Ekrem İmamoğlu'nun gelmesiyle birlikte bütün İstanbullular için yaz aylarının adeta böyle hafakanların bastığı bir hale geldi sivrisinek rezaleti. Ya ben İstanbul'da doğma büyümeyim. Bu kadar sivrisineğin olduğu son 2 yılın, 3 yıl kadar görmedim. Hayatımda görmedim. Şimdi bir de daha bunun zehirlisi, şuyu, buyu, fesairesi konuşuluyor. Hadi o uluslararası arenada bir şey olabilir. Ama bu kadar sivrisineğin bol olduğu bir... Bakırköy Belediye Başkanı şikayet etmişti. Hemen susturdular kendisini. İstanbul Büyükşehir vazifesini yapmıyor demişti. CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı. E şimdi o konuda şu konuda yapamayan, beceremeyen, vatandaşın hayatına dokunamayan, sorunlarını çözemeyen Ekrem İmamoğlu, Roma'nın hipodromunu 1700 yıl sonra İstanbul'a döndürüyor diye karar başlık atıyor. Pekala. İkinci başlık Sultan Ahmet Caminin avlusu bu hipotromun yapılması sırasında yıkılacak mı yıkılmayacak mı bunu söylesinler. Sultanahmet Camii'nin kendisi bile belki zarar görecek. Bu konuyu da bir açıklığa kavuştursunlar. Orijinal şekliyle yapacağız dediklerine göre hipotromdan sonra yapılmış olan, yüzyıllarca sonra yapılmış olan Sultanahmet Camii'nin bu hipodrom sebebiyle orası yapılacak diyerekten o sevdayla atılacak adımlardan zarar görecek mi görmeyecek mi onu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklasın Saadet Partililer de bu konuda gene bir garanti alabiliyorlar mı alamıyorlar mı veyahut da Temel Karamollaoğlu bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu'na kefil olduğu gibi başörtü yasağını getirmem diyordu. Sultanahmet Camii'ne bir zarar gelmeyeceği noktasında Ekrem İmamoğlu'na Temel Bey kefil olur mu olmaz mı? Onu da soralım. Vahşetin sembolü olan o hipodromlar tekrar hayata geçirilerek acaba o sahnelerde tekrar canlandırılacak mı? Yani birçok e, belgeselde, video çekimlerinde işte e, yapılan çalışmalarda at yarışlarını falan gösteriyorlar. E bir de o bahsettiğimiz vahşi gösteriler var. O vahşi gösterilerin de bir canlandırmasını acaba Ekrem İmamoğlu kafasından geçiriyor mu? Onu da vatandaşa aktarması lazım. Yoksa ya Romalılar biz övmek için, güzellemek için böyle bir çalışma yapıyoruz. Şimdi öyle bir e, görüntüyü de verecek olursak Romalılar hakkında gerçek bilgiler edinmiş olur İstanbul ve Türkiye, dünya. Dolayısıyla o kısmını görmezden gelelim mi diyecekler. Onu da ben merak ediyorum. Biraz önce siz okudunuz. Kışkırtıcı bir çalışma yapmak istiyorlarmış. Kışkırtıcı çalışma evet bazen söylenir. İşte sanat kışkırtıcıdır. İşte yazı kışkırtıcı olmak durumundadır. Köşe yazıları, haberler, başlıklar, haberlerin başlıkları gerektiği zaman kışkırtıcı olsun ki dikkat çeksin, kamuoyunun dikkatini çeksin. Ama şimdi ben Ekrem İmamoğlu ve avanesinin kışkırtıcılıktan kastının ne olduğunu şahsen şüpheyle yaklaşıyorum. Dindar insanlara yönelik, Müslümanlara yönelik bir kışkırtıcılıktan mı bahsediyorlar? Yoksa eğer salasal anlamda bir kışkırtıcılıktan turist çekmek için biz kışkırtıcılıktan bahsediyoruz vesaire diyorlarsa onun kendi işlerinde söyleyebilirlerdi. Ama bir de kamuoyuyla da bunu paylaştıklarına göre acaba. CHP listesinden milletvekili seçilip istifa eden ama CHP'den milletvekili seçilmeden önce de ezan hakkında çok ağır hakaretlerde bulunan Sera Kadıgil'in şimdi bugün birinci sayfamızda var Akit'in imam Hatipler için, Diyanet için ağzına geleni söylemiş. İmam Hatipler kapatılsın falan demiş. Düşünün şimdi Saadet Partisi ile CHP 2018 milletvekili seçimlerine birlikte girdiler. Birbirlerinin oyları birbirlerine kazanımda bulundurdu ve Saadet Partisi'ne oy verdiğini zanneden benim hacı amcam aslında ezan karşıtı bir CHP'li Sera Kadıgil'e de oy vermiş oldu. Bu anlamda da tabii bunların kışkırtıcılığını masaya yatırmamız lazım ve Saadet Partilileri'ne bir görüş açıklamasına davet etmemiz lazım. Ve yürekleri varsa tabii ben artık biraz daha ağır konuşmak zorundayım. Seçimin şunun şurasında 8 ay kaldı. Eğer tiyatro oynamıyorlarsa, eğer gerçekten samimi biz inanan insanlarız diyorlarsa, bakın 2 ay sonra, 3 ay sonra, 4 ay sonra ben boşanma davası için gelen insanlara, ya ben boşanma davası almıyorum avukatlık yaptığım dönemde. Ama size tavsiyem şu, Yok çok güvendiğiniz ailenizden bir akrabanız, avukat falan varsa ona gidin. Yoksa piyasadan bir avukata giderseniz bakın şu an anlattığınız şeyler her ailede olan şeylerdir. Ama siz bunları avukata anlattıktan sonra o avukatın hazırladığı dilekçeden sonra artık siz kendi ailenizi bile tanıyamaz hale gelirsiniz. Öyle bir şekilde o dilekçeyi hazırlarlar ki Güya hakimin kabul etmesi için o şekilde anlatılması gerekirmiş. Ondan sonra artık o aileyi bir arada tutan kimse kalamaz. Hiç kimse size sahip çıkmaz. Artık o dakikadan sonra boşun, boşanma davasına doğru giderken, boşanma davasında süreç işlerken siz boşanmadan önceki konuları tartışmayı bırakırsınız. Dava dilekçesinde sen bana bunu dedin cevap dilekçesinde ben sana bunu dedim tartışmalarına girersiniz. Şimdi aynı şekilde ben Saadet Partisi yönetimine sesleniyorum. Eğer siz ölümüne bu CHP ile ittifak kuracağız derseniz şunun şurasında kalmış 8 ay hiç bundan taviz vermiyoruz biz yolumuzu seçtik gidiyoruz derseniz yarın öbürsü gün CHP size ikiden fazla milletvekili vermiyoruz. Cumhurbaşkanı adayı zaten bizden oldu dediği zaman akının önünde kendinizi bulursanız ben AK Parti'nin yetkilisi olsam gene de alırım Saadet Partilileri. Gene de kafamda ne varsa, bugün ne varsa o kadar milletvekili kontenjanını tanırım. Ama ben siyasetçilerin de e, böyle çok ideal bir şekilde davranmadıklarını zaman zaman gördüğüm için seçime iki ay, üç ay kala AK Parti'nin yöneticilerinin kalkıp da herhangi bir şekilde Ama işte adamlar şey yapmışlar. Yani siz diyorsunuz ki boşanma dilekçesinden sonra artık geri dönülemez. Adamlar her gün bir boşanma dilekçesi yayınlıyorlar şu gazetede. Yani bakıyorsunuz hatta bu gazete yetmiyor. Buradan bazen ılıman tavır takınıyorlar. Karardan yayınlıyorlar defalarca. Evet, maalesef böyle. Ben boşanmadan bir örnek verdim ve davayı artık dava dilekçesi yazıldıktan sonra eski olaylar, gerçek olaylar unutulur. Başka kavgalar yapılır. Şimdi de aynı şeyler yapılmaya başlanır. Saadet Partililer çıkıp Hipodrom çalışması nedir kardeşim? Sabah bizim Milli'de bu haber niye yok? Evet. Ben bakıyorum yok. Ha diyeceksin. Göster ki. ama. Göster şu Milli Gazete'yi göster ki Buyurun. vatandaş biz ne söylüyoruz anlasınlar. Tam sayfa. Bir bakalım nedir, var mıdır, yok mudur. Kendi kendimize mi konuşuyoruz? Ya Hipodrom hipotromu canlandırmak istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynağım yok, param yok, vermiyorlar engelleniyoruz diyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hasan Damar'ın biz kaybettirdik AK Parti'ye diyerekten ateşli konuştuğu ve kazandırdığını söylediği Ekrem İmamoğlu'nun belediyesi Roma hipotromunu ve söyleyelim bakın hatırlatalım. İstanbul'da onlarca hatta yüzü aşkın Cami şu an park otopark olarak kullanılıyor. Boş arsa olarak onun bunun zilyetliğinde kullanılıyor. Oraların camiye tekrar dönüştürülmesi için eskiden olduğu gibi bir avuç gönüllü insan mesleğini bırakmış neredeyse koşturuyorlar anıtlar kuruluna İstanbul Büyükşehir Belediyesine mimarlar odasına vesaire engel üzerine engel çıkartılıyor bugün yeni var, şafak yeni şafak, yeni şafak gazetesinde var birinci mimarlar sayfada mimarlar odası şeyi evet. engel diye evet Cami orada düşmanlığı da. diye buyurun. İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserler Koruma Derneği Fatih'in farklı semtlerinde tamamen yıkılmış 10 tarihi cami, mescit ve tekkeyi ihya etmek istedi. Ancak karşısına 15 yıldır hep Türkiye Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği çıkıyor. Her defasında onlar engel olmak için bir gayret sarf ediyor. En sonunda da 6. İdare Mahkemesi ve 3. İdare Mahkemelerine dava açmış. Anıtlar Kurulu'na da başvuruda bulunmuş bu projeleri engellemek adına. Evet, Mimarlar Odası'nın CHP zihniyetinde olduğunu herhalde söylememize, hatırlatmamıza gerek yok. Mimarlar Odası engel çıkartıyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi engel çıkartıyor. Bir avuç tarihi eserlere sahip çıkmak isteyen mütedeyyin insan da koşturuyor bu camileri tekrar hayrattır vakıf eserleridir atalarımızın vasiyetidir buraların cami olarak kullanılması diyerek Tekrar cami olarak kullanıma geçilmesi için çaba sarf ediyorlar. Paralarıyla mücadele ediyorlar. Vakitleriyle mücadele ediyorlar. Ama engel çıkartanlar kim? CHP zihniyetindeki kişiler. Mimarlar Odası, CHP'li belediyeler. E ben şimdi Saadet Partililere soruyorum. Milli Gazete tam sayfa şunu yazmış, bunu yazmış, onu yazmış, bunu yazmış. Yazmış, yazmış, yazmış ama şu hipotrom yapılması sevdasını yani Ekrem İmamoğlu'nun yani Ak Parti'ye kaybettirdik diyerekten sevindiğiniz seçimin sonucunda başarıyla çıkan Ekrem İmamoğlu'nun yapmak istediği o rezaleti niye bir küçücük yerde kullanamadınız diye soruyorum. Mustafa Kurdaşa Yılın Gazetecisi, Asrın Gazetecisi ödülü verilmiş bugün mü vardı? Dün mü vardı? E şimdi genel yayın yönetmenliğini Mustafa Bey'in yaptığı bir gazetede ha şunu derlerse ya biraz geç kalmışız. Sizde hiç olmuyor mu atladığınız haber diyorlarsa özür dileyeceğim. 50 bin defa özür dileyeceğim. Bin defa, milyon defa özür dileyeceğim. Yarın rica ediyorum şu hipodrom sevdasını bir gazetenizde yapın. Birinci sayfanızda bir görün. Ekrem İmamoğlu da desin ki ya bu iş ciddi kardeşim. Biz böyle dindar insanları nefret ettirecek, kendimizden nefret ettirecek çalışmalarla boy göstermeyelim desin. Evet şimdi bir izleyicimiz yazmış diyor ki yüzlerce yıl Türk Türklerin egemenliği altında kalan Yunanistan'da tahrip edilen, yok edilen camilerle ilgili anıtlarla ilgili eserlerle ilgili Yunanistan'da bir tek proje yapan adam görebilir misiniz? Yok göremezsiniz. Böyle bir şey de yok. Bırakın onu meyhaneye çeviriyorlar daha. Özellikle meyhaneye çeviriyorlar bu projeleri diyor. Bir de başka bir örnek daha veriyor. Diyor ki İsrail'in Süleyman Tapınağı'nı ortaya çıkarmak adına Mescid-i Aksa'nın altını oymaya çalışmasıyla biz 5 metre aşağı ineceğiz Bizans tarihini bulmak için demesi arasında ben bir fark görmüyorum. Ha İsrail ha bu adamlar diyor. Allah razı olsun bizim aklımıza gelmeyen bir başka boyutu hatta iki başka boyutu daha açmış oldu. E Yunanistan'da Osmanlı eserlerine, bizim ecdadımızın eserlerine adamlar set vururken ki Türkiye'de de Sirkecide hemen tren istasyonunun tren trengarının hemen üzerinde 50 metre mesafede bir gazino vardı. Bakın ben ben yetiştim. 1980'li yıllarda yapılmaya başlandı oraya cami tekrar Adamlar cami arsasına gazino yapmışlar. E, aynısı şu an Yunanistan'da onlarca, yüzlerce eser için söz konusu. E, yine Mescid-i Aksa için izleyicimizin hatırlattığı konu gerçekten önemli. Yıllardır tartışılıyor. İsrail'in yapmak istediği o çalışmaları Filistinliler engellemeye çalışıyorlar. Ama gelin görün ki İstanbul'da Ekrem İmamoğlu da bir benzer çalışmayla karşımıza çıkıyor. Evet. Şimdi bir reklama gidelim. Döndükten sonra devam edeceğiz. Evet geri geldik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam öncesinde Karar'ın sürmanşetini ve Akit'in manşetini vermiştik. İmamoğlu'dan Bizans'ı diriltme planı demişti Akit. Karar gazetesi de büyük bir coşku ve büyük bir sevgi seliyle Roma hipodromu geri dönüyor. 1700 yıllık Roma hipodromu demişti. İşte o hipodromu geri döndürmek için 25 metre altına inecekleri Osmanlı eserlerinde yakıp yıkacakları ortaya çıkıyor. Yani şu anki planlamaya göre zaten e, ee, olduğu tarihlerde Sultanahmet Camii yok. Sultanahmet Camii daha 10, 11, 12 asır sonra yapılmış hipodromdan. Dolayısıyla Sultanahmet Camii yapıldığı dönem kendi arsasında yapılmış. Şu an zaten avlusunun kesinlikle hipodrom alanında kaldığı işi bilen teknik isimler söylüyorlar. Avlu kesinlikle gider diyorlar. Bir de yerin altına şu kadar metre bu kadar metre ineceğiz dediği an aynen işte Mescid-i Aksa'daki Yahudi planı gibi bir plan olarak ben söylerim. Öyle tanımlarım bu çalışmayı da. Dolayısıyla siz Sultanahmet Camii'ne zarar verip hipotromu eğer ihya etmek istiyorsanız İmamoğlu'ndan Bizans'ı diriltme planı diye Akit'in manşeti dört dörtlük yerine oturmuş Olur. Karar gazetesi de yazarları çıksınlar, savunsunlar. Desinler ki evet ben hafız yazarım desin Mehmet Ocak'tan. Ya AK Parti'de de milletvekilliği yaptık. Biz bu işleri biliriz. Nedir, tarih nedir, din nedir, Sultanahmet Camii nedir? Biz bu işleri biliriz desin. Yusuf Ziya Cömert ben müftü çocuğuyum desin, anlatsın. Veya diğer isimler Ahmet Taş getiren ben yıllarca senin yaşın kadar diyebilir yani benden yaşlıdır hürmetimiz var o anlamda. Senin yaşın kadar ben Altınoluk dergisinin dindar yayınlarıyla bilinen bir derginin yayın yönetmenliğini yaptım desin. Ve ondan sonra bir cevap versinler. Karar Gazetesi'nin şu tepesindeki Roma, Roma Hipodromu 1700 yıl sonra İstanbul'a dönüyor. Oh, ne yapalım? Tarkan'ı çağıralım, şıkıdım şıkıdım oynayalım o zaman. Ne yapalım yani? Sultanahmet Camii ne olacak? Arkadaşlar o eski fotoğrafı gösterebilirlerse ki Akit'in birinci sayfasındaki resimde yapılmak istenen Roma ...hipotromunun... yeri var ama sağ tarafta da Sultanahmet Camii gösteriliyor. Çünkü bu bir yapılmak istenen ...hipotromun... evet sağ tarafta şimdi Sultanahmet diye kırmızı zemin içerisinde verilmiş caminin yeri. E şimdi bu hipotromun sağ ucu Sultanahmet Camii'nin avlusunu da yıkmak durumunda kalıyor. Bugünkü orada orada sadece o değil ki. Şimdi 6-700 yıllık e, İbrahim Paşa Sarayı var, türbeler var, başka evet. yapılar var. Yani biz bunları da yıkacağız diyor. Onların hepsini yıkıp yerine e, maksat ne? İşte Bizans'ın hipodromunu vahşi ee, örneklerin sergilendiği yeri canlandırmak diyor. Dolayısıyla Karar Gazetesi'nin yöneticileri, yazarları o başlığı atarken ne düşündüyseler kendilerine bir izah etsinler. Bizde bilmediğimiz bir mevzu varsa... Öğrenmiş olalım. Evet. Milli Gazete'nin yöneticileri de tabii bu haberi niye görmediler onu izah etmeleri lazım. Yani şimdi ben sözcüden bu haberi niye vermedin demem. Sözcü şu Ama an... milli de derse ki sizin gazetelerinize bakıyor sizin gazetelerde de yok. Ben bir tek hakitte görüyorum bir de işte aleyhindeki haberi de kararda görüyorum derse ne diyecek? İşte yani... kararın da vermiş olması gerçekten Türkiye'nin gündeminde böyle bir konunun olduğunu... Akit öyle kendi kendisine zorlama bir haber yapmadığını gösteriyor. Karar da gördüğüne göre, akit de gördüğüne göre Türkiye'nin gündemine gelmiş olan bir konudan bahsediyoruz. Ha diğer gazeteler mesela Yeni Asya ne yapmış? Ben bakamadım Yeni Asya'nın birinci orada, sayfasına. Yok, ee, yani Yeni Asya e, burada 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 Aynen. hemen burada e, bir Yeni günün Asya'da hemen oldu, altında bir gün ne haberlerini devam ediyor bir gün bugün yazıyor. Yeni Asya evet. kesinde yok hiçbir yerinde evet. böyle birinci sayfada böyle bir haber yok. Yani Roma, haber değeri yok. Yani. Roma'nın Hipodromunu canlandırmaya çalışılıyor ve bunu Karar Gazetesi de överek anlatıyor. Ama Yeni Asya ne yapıyorsunuz ya siz? Siz Osmanlı'nın mirasçısı mısınız yoksa Roma'nın mirasçısı mısınız diye? bir soru soramamış. Evet. Şimdi akşam birinci sayfasında güzel bir müjde var. Başkan Erdoğan daha önceki şeylerde de vurguladığı işte müjdelerden bir diğeri daha geldi. Üniversite diye 1800 lira yemek parası diye bir haber var. KYK yurtlarında kalan öğrencilerin günlük beslenme yardımı 25 TL'den 60 TL'ye çıkarıldı. Yalnız burada şu iki yüzlülüğü de tekrar hatırlatmak hatırlatmadan geçemeyeceğim. İstanbul'da toplu ulaşıma öğrenci biletlerine astronomik zam yapıldığında AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi grubu o zam mı geri aldırdığında CHP grubu İmamoğlu'la birlikte ne pahasına olursa olsun o zam mı geri getireceğiz dediğinde şimdi bugün yine kafayı çıkarttıkları için samim olana sözüm yok. Mağdur olana gerçekten sözüm yok ama CHP teşkilatlarında görev alıp yurtta bile yaşamayıp, öğrenci yurdunda bile yaşamayıp işte bu pirincin, yurtta çıkan pirincin pilavındaki şeyleri, pilavdaki şeyi saydık, şehriyeleri saydık tam 16 tane diyen adamlar bugün piyasada yoklardı bugüne kadar. İmamoğlu'nun bu zammına kadar, öğrenci biletini astronomik zammına kadar. Şu yurtlarla alakalı yurt sezonu açılınca yeniden piyasaya çıktılar yurtlara yüklendiler. İşte şimdi bakıyorsunuz sosyal medyada şey paylaşıyorlar. Bir tane poğaça, bir tane zeytin, işte şey bir beş tane zeytin, bir tane bilmem ne fotoğrafları, şu fotoğrafları paylaşıyorlar. Yurt yemeğimiz, sabah kahvaltımız bu diyorlar. Gerçekten de samimi bir şekilde bunlarla hiçbir alakası olmayan hesaplara paylaşan öğrencilere sözüm yok. Ama şu fotoğrafları paylaşanların önemli bölümünün 3 tweet, 4 tweet, 5 tweet altında da indiğinizde işte Canan Kaftancıoğlu sen çok yaşa, İmamoğlu şahane başkanımsın şeklinde tweet attıklarında görünce de diyorsunuz ki iki yüzlülük var burada. İki yüzlülük var burada diyorsunuz. İşte o iki yüzlülüğe rağmen o mağdur öğrencilerin, gerçekten de mağdur olan, gerçekten de ihtiyaç sahibi öğrencilerin sesine kulak verdi Başkan Erdoğan. 21-25 TL'lik yemek yardımını 60 TL'ye çıkarılmasına karar verdi ki 1800 lira ciddi bir karşılık yapar bu. Evet yeterli mi diye soracaklara yeterli değil deriz. Onda bir sorun yok. Gönül ister ki 1800 lira değil 2800 lira olsun. Ha, derler ki ya Ekrem İmamoğlu geldi bakın ne güzel kendisi burs olarak vesaire öğrencilere şu 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 imkanları sağlıyor. Ama AK Partili belediyeler bunları yapmıyorlardı diye somut örnekleriyle karşımıza çıkarlar. Veyahut da merkezi idare bunu çok daha iyi yapması gerekir. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı şu derler. E, kıyaslama imkanı buluruz. Ama kendileri herhangi bir şey gösteremiyorlar. Tam aksine üniversite öğrencilerine TÜKVA'nın yaptığı çalışmaları engellemek için üniversite öğrencilerine yapılan yurtları biz geri alacağız diyerekten Ekrem İmamoğlu ilk günden daha yola çıkmıştı. Şimdi 25 liradan 60 liraya çıkıyor. Geçen seneki fiyatlarla bu seneki fiyatları kıyasladığımız zaman %80 enflasyon olduğunu TÜİK kabul ediyor. TÜİK rakamlarını esas aldığımız zaman gerçekten o enflasyonun üzerinde bir miktar üzerinde bir artış sağlanmış. 25 lira günlük olarak yardım yapılırken öğrencilere şimdi 60 lira yapılıyor. Arkadaşlar biraz önceki poğaça, zeytin, yağ ve Çayın fotoğrafını verirse ben hemen hızlı bir şekilde yuvarlak hesap yapmış olayım. B bütün gün içerisinde hep aynı şeyi yemek tabii ki mümkün değil. Ama şu ahlaksızlığı da yaparlarsa ona da hayır demek zorundayız. CHP'li bir vekil hem de bir vekil kalkmış diyor ki 25 liradan 60 liraya çıkartmışlar. Bunlar üniversite öğrencisi yumurtayı nasıl yiyecek? O zaman ben sorarım ona yumurtanın fiyatından senin haberin var mı ya? Bir yumurta kaç lira? Sen haberin var mı ki konuşuyorsun? Bir yumurta şu an 2 lira, 2.10, 2.20. Evet şehit polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sedat Gezer dün akşam teröristlerle Mersin Mezitli'de girdiği polis evinde canlı bomba saldırısı düzenlemek isteyen teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşmüştü. İki polis memurumuz da yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da gece hemen olay yerine Mersin'e intikal etmişti. Orada bir basın açıklaması yapmıştı. Teröristlerden biri de kaçarken kendini patlatmıştı. O kendini patlatan teröristin ismi Dilşah Ercan olduğu ortaya çıktı. Arkadaşlar o fotoğrafları da verebilirlerse şimdi sırasıyla. Önce teröristin konu değişecek ama geri döneceğiz hemen yurtlara. Şunu belirtmek lazım ki bakın Türkiye'de ne oyunlar oynanıyor. Şimdi teröristin ismi Dilşah Ercan. Terör saldırısını gerçekleştiren bir erkek ve bir kadın teröristine iki teröristten biri. Kaçamayınca, köşeye sıkışınca da çantasındaki bombayı, bomba düzeneğini ateşleyip kendini de orada patlatıyor. Bu şekilde ölüyor. Bu teröristin asıl hedefinin de aslında polis evinde kendisini patlatmak olduğu söyleniyor. Şimdi teröristin fotoğrafı bu. Şimdi bu örgüt mensubu. Şimdi peşinden bir fotoğraf daha verin. Bakın ne? Kimler kimlerle kol kola? Aslında yani gerçekten de sağlıklı işleyen bir hukuk sisteminin olduğu ülkede böyle yayınların yapılamayacağı da yani gazetelerin kendilerini kapatması gereken bir yayıncılık anlayışından bahsediyoruz. Bakın Bir Gün gazetesi sene 2011 Azadiye Velat'tan Dilşah Ercan adına tanıklık eden çalışma arkadaşı Türkan Ökmen Kürtçe yaptığı konuşmasında Türk devleti kendisine muhalif olan herkesi düşman görüyor. Dolayısıyla gazetecileri de düşman görüyor. Muhalif gazetecilerden korkuyor. Onları ya öldürerek ya da tutuklayarak susturmaya çalışıyor diyor. Çağlayan'da bir eylem yapıyorlar. Sözde tutuklu o dönem gazetecilikten dolayı tutuklu olduğu kişiler için. Dilşah Ercan için. Bakın Cumhuriyet Gazetesi haber veriyor. Onu da verin arkadaşlar. Öz, özgürlükleri... Ben şimdi hemen arkadaşlar bize atmadın onları diyor da ben şimdi hemen okuyayım. Aynı zamanda atmış da olayım. Şimdi bu kişiler dün öldürülen o teröristlerle alakalı bakın ne propaganda yapıyorlar. Şimdi attım arkadaşlar da verecekler. Bir gün gazetesi sene 2012. Gazeteciler içeride diyor. Dilşah dün kendini dün akşam kendini patlatıp bir polis memurumuzu şehit eden Dilşah Ercan'ı savunuyor. Cumhuriyet Gazetesi 7 Şubat 2012 bakın şimdi ekrana geldi o görüntü. 7 Şubat 2012 TGS Genel Başkanı Ercan Sadık İpekçi gazetecilerin terörle mücadele kanununa dayanarak tutuklandığını, tutuklanmaması gerektiğini, serbest bırakılması gerektiğini söylüyor. Özgürlükleri ellerinden alınan İsimler diye veriyor, paylaşıyor. Hemen altta okuyorsunuz değerli izleyicilerimiz sizde. de. Dilşah Ercan, Azadiye Velat gazetesi, Mersin çalışanı haksız yere tutuklanmıştır diyor. Terörle ne ilişkisi var diyor. Dün kendini patlatan kadın Cumhuriyet'te. O da TV'de, o da TV'de. Akşama kadar sözcüğüyle birlikte ensemizde boza pişirirler bunlar. Siz PKK'ya böyle kucak açtınız işte megri megri deyip sızlanan adamlar bunlar. Bakın işte hapisti, hapislik gazetecilerin listesi diye veriyor Oda TV. 2013'te bir yıl sonra Oda. Diyor ki gazeteciler sendikası başkanı yine konuştu diyor. Dilşah Ercan 26 Eylül 2010'da tutuklandı diyor. İşte T24 Özgürlükçü, liberal bilmem ne satar bu adamlar bize. İşte cezaevlerindeki tutuklu gazetecilerin listesi diyor. Elşah, Dilşah Ercan'ı yine veriyor. Dün Mersin Mezitli'de kendini patlatıp as polisimizi şehit eden teröristi veriyor. 2013, evet. 2012. Şimdi 2012. eğer o yıllarda Ercan Sad Sadık İpekçi Gazeteciler Sendikası adına yapan açıklama yapan kişi, ya bu gazetecidir. Dolayısıyla bunun tutuklanması yanlıştır derken İyi niyetle yaptıysa şimdi şu teröristin bu halini biz kınaması biz. lazım. Biz kandırıldık desin. Demesi lazım. biz buna te gazeteci dedik, gazeteci devletimiz dedi dedik. ki hayır bu terörist, biz evet. kandırıldık desin. Devleti bize eleştirmiştik o tarihte, bu kişinin tutuklanmasına gerek yok demiştik. Ama yanılmışız, bunlar böyle hainmişler. Bunlar gelip bir polisi, masum bir insanı öldürebilecek kadar, hatta onlarcasını orada öldürmek için yola çıkabilecek kadar hainmişler, vahşiymişler, katilmişler diye bir açıklama yapması lazım. Üstünü örterek geçiştirmeleri ne izin verilmemesi lazım. Cumhuriyet gazetesi biz o haberleri yaptık ama şimdi görüyoruz ki bunlar hiç laftan anlamayan vahşi insanlarmış terörist insanlarmış kumandaları Amerika'da olan Almanya'da olan teröristlermiş bu ülkenin çocuklarına bomba atacak kadar kurşun sıkacak kadar hainmişler diye açıklama yapmaları lazım ya biz istediğimiz şeyi açıklama yaparız istemediğimiz şeyi açıklama yapmayız derlerse eğer bu şekilde kendi kafalarından bir açıklama yapma yaparak işe geçiştirmeye çalışırlarsa siz de hainlerle berabersiniz derim. O şehit edilen polisin kanında sizin de parmak iziniz var diye bunlara hatırlatırım. Kimse abartılı konuşma yapıyor falan demesin. Çünkü sonuç itibariyle o şehidin bakın iki tane çocuğu var. 74 yılında doğmuş bir polisten bahsediyoruz. 48 yaşındaki bir polis memurunu gelip şehit ediyorlar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu evet e, yurtlarda kalan öğrencilere yapılan yemek yardımına döneriz ama şimdi şehit cenazesi kaldırılırken canlı bağlantı yapıldığı için o konuyla da birebir bağlantılı olan bir başka konuya geçmiş olalım. Cumhuriyet gazetesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün bir... İşit tarafından öldürülen askerin ailesini ziyareti haberleştirilmişti. E şimdi bugünkü o cumhuriyetin haberinde Kılıçdaroğlu diyor ki, ya işte bunların hepsinin hesabını soracağız. Buyur. Bir başkası, onu da sorsun. İşit'in şehit ettiği askerin de hesabını sorsun. Ama İşit'in şehit ettiği asker sayısı toplayın. 10, 15, 20, 50, 100. Sivil sayısı 50, 100, 150, 200. PKK'nın 50 bin insan sayısı olarak. Güvenlik görevlisi olarak 10 bin, 12 bin PKK'nın katlettiği asker ve polis var. Daha dün bir tane daha var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu koşa koşa gitmesi lazım. Mersin'e gidip cenazeye katılması lazım. Hesabını soracağız. Bunun arkasındaki bütün bağlantıları HDP ise HDP, HDP ile birlikte CHP'de milletvekilliği yapanlar varsa onların da canını okuyacağız. Buyursun. 2016 yılında FETÖ yeni temizleniyor askeriyeden. O kafa karışıklığı içerisinde iki askerimiz işit tarafından öldürülmüş, şehit edilmiş. Bunun üzerinden Gidiyor Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin eğer evet bu e, dün akşamki o saldırıyı yapan teröristle bağlantılı bir haber bir de Cumhuriyet gazetesinde bugünkü haberi Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu haberi verebilecek ben olursak evet. CHP lideri Kılıçdaroğlu 2016'da Suriye'de terör örgütü IŞİD tarafından katleden iki askerden biri olan Fethi Şahin ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu kurulan ilişkileri bakın kurulan ilişkileri he, aslında he. Türkiye ile işit ilişkiliymiş demeye <laughs> getiriyor. Kurulan ilişkileri TBM'de kuracağımız komisyonda ortaya çıkaracağız. Sebep olanlar bedelini ödeyecek he. diyor. Hmm, işitle bağlantı ortaya çıkacak. PKK ile ilgili bağlantı ortaya çıkacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu 50 bin insanımızın katili olan PKK. İŞİD'i de çıkart, PKK'yı da çıkart. Ama 50 bin kişinin katili PKK'yı koruyup, kollayıp, saklayıp İŞİD'i ortaya çıkartacağım dersen bu teröriste hamilelik yapmak, korumacılık yapmak olur. İşitle bağlantı ortaya çıkacak. Yani çaktırmadan diyor ki ya AK Parti iktidarı yani Ahmet Davutoğlu'na sesleneyim. İsterseniz ayağa kalkayım, şuraya çıkayım dikkat çekmek için Ahmet Davutoğlu sana sesleniyorum diyeyim. Bak seni neyle suçluyorlar? Bak Ahmet Davutoğlu şu an Kemal Kılıçdaroğlu'yla yan yanasın. 2016 yılında hemen 8 ay öncesinde sen bu ülkede başbakandın. Ki bunun söylediği, iddia ettiği dönemler zaten işidi Türkiye kurdu falan söylemlerini çok iyi biliyoruz biz. O tarihte sen Dışişleri Bakanı'ydın. Başbakandın bu ülkede Ahmet Davutoğlu. Bak ittifak yaptığın Kemal Kılıçdaroğlu sana ne suçlama yapıyor. İşidi Kur'an Davutoğlu'dur demeye getiriyor. Biz bu ilişkileri ortaya çıkartacağız diyor. Davutoğlu da çıksın. Ya yalancılık yapmayın, sahtekarlık yapmayın. Ne kadar sahtekarca laflar ediyorsunuz siz. Amerika'nın kurduğu işidi Türkiye'ye yamamaya çalışıyorsunuz. Toyota'ları ben mi verdim? O işit mensuplarına Toyota'nın fabrikasından alın. işit mensuplarına verildiği noktaya kadar bütün aktarımları çıkartın. Hepsinde Amerika'nın parmak izi vardır. Ben söylüyorum Ahmet Davutoğlu da benden alsın. Yanı başındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlatsın. 2 Ekim'de bir araya gelecekler. 2 Ekim'de bir araya geldikleri zaman şunu göstersin ya işitle bağlantı ortaya çıkaracak. Ne bağlantısı çıkartacaksın ya sen? Desin Davutoğlu. Kendi dönemini suçluyor. Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemi suçluyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sorsun elçiliğimizi kim bastı? Eğer de Türkiye kurduysa nasıl olur da bizim büyük elçiliğimizi IŞİD basar? Devam etsin. Toyotaları kim verdi? Devam etsin. 30 kilometre derinliğine Suriye'den girmeye karar verdiği zaman Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri 30 kilometre derinliğinde Suriye'nin kuzeyinde hiçbir PKK'lı, PYD'li, MYD'li, TYD'li istemiyorum dediği zaman Amerika'ya bunu sağlayın biz giriyoruz. Rusya'ya bunu sağlayın biz giriyoruz dediği zaman PKK ne dedi? Elimizde daeşli, işitli cezaevinde adamlar var onları bırakırız. Onları bırakırız Türk silahlı kuvvetlerine karşı savaşırlar dedi. O zaman ben diyorum ki ya kardeşim hani Kobani'de evet, işit Davutoğlu'nu onu da böyle suçlamış. Evet, 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 Siyreti gayet bilemiş. güzel. Evet. CHP lideri Kılıçdaroğlu Ankara katliamının ardından İçeride konuşulanları dışarıda anlarsam Davutoğlu çok zor durumda kalır dedi. Davutoğlu şimdi çıksın. Ya ben kimsenin yanında zor durumda, mor durumda kalmam. Otur oturduğun yerde diyebiliyorsa buyursun desin. Ben olsam derim. Yoksa benim bir iddiam olamaz ya. Benim nasıl bir iddiam olabilir? Yan başımdaki adam bana hak bildiriyor. Yani şimdi bana hemen Süleyman Soylu'nun Numan kurtulmuşun. 2010 yılında Tayyip Erdoğan'la ilgili söylediği şeyleri getirecekler. Ha ha nanik. Bak Süleyman Soylu da Tayyip Erdoğan için şunu demişti. Şimdi Tayyip Erdoğan'la birlikte siyaset yapıyor. Kardeşim Süleyman Soylu şu konuda yanlış yapıyorsunuz dediği noktada. Bu konuda yanlış yapıyorsunuz. Numan kurtulmuş şurada 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 yanlışlar var dediği noktada kısmen Tayyip Erdoğan da evet gel sen dürüst bir siyasetçisin. Vatanını seven bir insansın. Yaptığın eleştiriler benim şahsıma iftira mahiyetinde şeyler değil. Olayların çok daha güzel şekilde yürütülmesi için, yönetilmesi için, israfın yapılmaması için, güvenliğin sağlanması için yapılan eleştiriler. Sen gel benimle birlikte çalış. Yanlış bir şey görürsen bana hatırlat deyip onlarla birlikte siyaset yapıyorsa Tayyip Erdoğan. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da eğer diyorsa ki aynı kapsamda Davutoğlu'nu ben vatansever bir insan olarak gördüm. Şimdi birlikte siyaset yapıyoruz diyorsa bir e şunu da söylesin. Bak bugün bugün yine aynı şeyi söylüyor. Diyor ki işitle beraber de iktidar diyor. Onu demeye getiriyor Cumhuriyet gazetesindeki ifade odur. Bunu şimdi Davutoğlu yiyorsa bu işi ya yuttum ben bunu. Gayet de güzel tadı vardı diyorsa buyursun devam etsin. Ama diyorsa ki ya sen siz ne diyorsunuz ya bizi nasıl olur da siz işitli kurmakla veyahut da işitle işbirliği yapmakla falan nasıl suçlarsınız? diyorsa 2 Ekim'deki toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu hatırlatsın ve bir başka işitle AK Parti iktidarının herhangi bir bağlantısı olmadığını gösterme açısından PKK bırakırım cezaevindeki işitlileri sizin askerlerinizi vurur tehdidi yaptığını hatırlattıktan sonra bir başka unsur daha PKK ile ABD askeriyle işitlilerin kaç defa karşı karşıya geldiğini bana söylesinler. Eğer sonuç itibariyle Amerika kurmadıysa işidi IŞİD'in askerleri veya militanları veya teröristleri Amerikan askerlerinin de orada vurması lazım. Ama bir tanenin iki tanenin üzerinde bir örnek gösteremezsiniz. E, dolayısıyla bir de PKK ile mücadele noktasında da bir Kobani'yi kuşattığı iddia ediliyor IŞİD'in. O zaman da hatırlayın işte Türkiye'de Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla 52 kişi birden bakın Kobani işit tarafından işgal edilecek deniliyor. Türkiye'de olaylar çıkıyor. Türkiye'de 52 kişi ölüyor. Kobani'de kaç kişi öldü bilmiyorum. Belki o kadar, belki ondan daha az. Dolayısıyla oynanan oyunu, büyük fotoğrafı görmemiz lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu işit şehit ettiği askerin arkasında ne olaylar döndü bunları ortaya çıkaracağım dediği zaman bunu da ortaya çıkartıyorum. Ama 50 bin insanı öldüren PKK'nın da bütün ilişkilerini ortaya çıkartıyorum. O Diyarbakır milletvekilim var. Evvelden Diyarbakır sonra İstanbul milletvekili olan başka başka milletvekillerin var. PKK'ya gidip bir selam çakmadıkları kaldı. Efendim hak arayıcısı demekten başlayın biz terörist istemiyoruz onlar hak arayıcısı demeye kadar yaptıkları açıklamalar var. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu kendi milletvekillerine baksın teröristler arasında da tercihte bulunmasın. PKK ne kadar teröristse IŞİD de o kadar teröristtir. Bakın ben söylüyorum. Kafa kesenler teröristtir diyorum. Tam Türkiye onlara zaten operasyon düzenlemedi. Düzenliyor şu an. Yani işbirliği yaptığı adamlara Hatta ilk operasyonu işi de karşı ilk operasyon Türkiye düzenledi Elbap'ta. Amerika seyrediyordu o sırada. Evet biz bu, bunu söyleyebiliyoruz ama şimdi şu Mersin'deki olay üzerinden ben bekliyorum CHP'nin o PKK'ya yakın duran milletvekilleri Allah her türlü belasını versin şu PKK'nın diyebilecekler mi? Böyle bir terörist saldırıyı kesinlikle tasvip etmiyoruz diyebilecekler mi? CHP milletvekillerinden başlayın. O yan unsurlara kadar Ahmet Davutoğlu geçen gün ne diyor? Kendisine soruyorlar diyorlar ki ya 28 Şubat'tan dolayı generaller 80 yaşında cezaevine konulmuşlar. Bunların özgürlük hakları yok mu deniliyor. Sanki mahkeme tombala çekmiş kime çıkarsa demiş. E 80 yaşındaki generallere tombala çıkmış. Hadi bakalım siz cezaevine girin denilmiş gibi tombala ile cezaevine konulmuşlar. Hiçbir suçları yokmuş gibi bir algı oluşturuyor. Ona karşılık Ahmet Davutoğlu da diyor ki, ya sadece onlar mı? Aysel Tuğluk da var diyor. E ben şimdi Ahmet Davutoğlu'ndan da bekliyorum. PKK'ya, HDP'ye bu kadar şirinlik yapmaya çalışıyorsunuz. Deva Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan yine HDP'ye şirinlik yapmaya çalışıyor. Çıksınlar yüksek sesle, yüksek perdeden şu Mersin'deki polis evine yapılan saldırıyı bir kınasınlar. Bunu yapanlar, bunun arkasında duranlar, bunu teşvik edenler, malzeme verenler, hepsi lanetliyoruz desinler diyebiliyorlarsa birlikte izleyelim. İşte söylüyorsunuz, işitten bahsediyor diyorsunuz. Bakın HDP bakanlık vereceğiz diyorlardı, verebiliriz diyorlardı. HDP'nin, HDP'li kadınlar hedefimiz alana özgürlük diyor. HDP'nin Özgür Kadın Hareketi adı altında düzenlenen konferansta bakın ki o konferansa da HDP eş genel başkanları da katılmış. O konferansın sonuç bildirgesinde HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit bildirgeyi okudu. Ben özetle sadece son bölümünü söylüyorum. O bildirgenin özet bölümünü diyor ki bugün Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecridin de amacı geliştirdiği ve ideolojisi pragmatik bilmem nesine yöneliktir diyor. Peşinden başlıyor konferansımızın bütün tespitler ışığında tecride karşı mücadeleyi büyütmek ve Kürt halk önderi üzerindeki tecidi kırıp fiziki özgürlüğünü gerçekleştirmeyi hedeflemektedir diyor. HDP'liler konferans düzenliyorlar. O konferansın sonuç bildirgesinde HDP Muş milletvekili oluyor. Hedef Öcalan'a özgürlüktür diyor kadına şiddetin nedeni de Öcalan'a tecrittir diyor. Bakın mantığa bakar mısınız? Evet özgürlük bir. Şimdi bunlar, bunlara da şey CHP de bunlara bakanlık vaat ediyor. Bunların oyuyla da AK Parti'yi devirmeyi umuyor. Evet özgürlük istiyorlar APO'ya terörist başına ve terörist başına da Kürt halk önderi diyorlar. Şimdi ben Meral Akşener'i merak ediyorum. Ya sizin bunlarla uzaktan yakından ya söylentisi bile olmaması lazım ya milliyetçiyiz, ürkücüyüz diyen adamların, insanların bu partilerle küçücük bir bağlantısı bile olamaz. Ama e, iftira ediyorlar Ali Bey ya siz de onlara çanak tutuyorsunuz derse önce sen çanak tutuyorsun Meral Hanım ya. Selahattin Demirtaş cezaevinden dedi ki kahvaltıya gelsem gitsem Meral Hanım'a dedi. Hemen sen de gelsin buyursun dedin. E, biz mi dedik? Biz mi uydurduk bunları? Siz kendiniz Selahattin Demirtaş'ın kahvaltıya gelebileceğini söyleyen kişi değil misiniz? Öbür taraftan Selahattin Demirtaş cezaevinden çıkması gerekir diyen iyi partililer değil mi? CHP'yi falan bıraktım. Ya devlet demiş ki kardeşim Kobani bahanesiyle siz Türkiye'de olaylar çıkartmışsınız. İnsanları sokağa çağırmışsınız ve 52 insanımız ölmüş. Dolayısıyla bu kışkırtma sebebiyle Selahattin Demirtaş'ı cezaevine koyuyoruz demiş. Apo'nun heykelini dikeceğim demiş. Dolayısıyla bu sebeple ben bu adamı cezaevine koyuyorum demiş. Şimdi burada yargılama devam ederken Meral Akşener'in veya İyi Partili siyasetçilerin PKK'nın uzantısı olan bu adamları savunurcasına ya cezaevinden çıkması lazım demesinin ne anlamı var? O zaman siz neyin siyasetini yapıyorsunuz? Neyin politikasını yapıyorsunuz? Neyin particiliğini yapıyorsunuz? E, Kılıçdaroğlu'nun da şimdi bir iki askerimizi şehit eden IŞİD'le bir bağ varsa onu bulmak için mecliste komisyon kurulacak biz bulacağız sözü var. Bir de işte elli bin askerimi insanımızı şehit eden PKK ile HDP'nin arasındaki bağı ortaya çıkaracak bir projesi yok mu? Öyle bir proje yok. O çok devasa bir sorun. IŞİD öyle veya böyle. 2014, 2015, 2016'da zirveye çıktı. 2017, 2018'den sonra iyice eylemleri azalmaya başladı. Şu anda var yok konumunda. E peki PKK? E PKK daha dün dün yine polisimizi şehit etti. Dolayısıyla baktığınız zaman hangisi daha öncelikli tehdit? Ben şunu demiyorum. Ya işitle ilgili pek tedbir almanıza gerek yok. Demiyorum. Alın. Onunla da ilgili en azami tedbirlerinizi alın. Ama şu an hala askerimizi şehit eden, polisimizi şehit eden öncelikli tehdit PKK tehdidi. Dolayısıyla PKK tehdidiyle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu son 3 ay içerisinde, son 9 ay içerisinde, 10 ayı, 15 ay içerisinde kaç tane laf etmiş ki şimdi işi de sıra geldi. O zaman kafanızın arkasında şu var size. PKK ile anlaşma yaptınız. PKK'nın düşmanı güya sözüm ona işit, işit aleyhine konuşuyorsunuz ki işit aleyhine konuşsalar gene can kurban. IŞİD üzerinden AK Parti'ye vurmak için işi de önümüze koyuyorlar. Halbuki o sırada da duvara tosluyorlar. Çünkü o tarihte Ahmet Davutoğlu da AK Parti'nin içinde. Hatta Ali Babacan bile AK Parti'nin içinde. O zaman bir gönderme mi yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu acaba ittifak ortaklarına diye benim de aklıma bir soru gelmiş oluyor. Evet CHP'de bu konuda bir rapor hazırladığı ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar ilettiler hani sadece bu işte gazeteciler sendikası ya da şunun bunun aracılığıyla değil aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlar da şimdi ekrana verirse tutuklu gazeteciler raporu dünyanın en büyük gazeteci cezaevi Türkiye diye bir haber bir e, afiş hazırladıkları CHP Muğla milletvekili dönemi Nurettin Demir CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in imzasıyla hazırlanan raporda da yine e, adı soyadı Dilşah Ercan Şakran Kadın Kapalı Cezaevi de tutuklu bulunduğu, PKK terör örgütü suçlamasından hükümlü olduğu şeklinde bir şey hazırladıkları, kı kısa künye hazırladıkları işte belirlen bir rahatsızlığı yok, hak ihlali yaşadığı hak ihlalinin mektubunda yazamadığını belirtiyor diye rapora yerleştiriyorlar. İşte CHP'nin raporunda ismi geçen kadın, dün gece kendisini özgürlük istenen kadın, dün gece kendisini Mersin Mezitli'de polis evine girip bombalı düzeneyi patlatmak isterken öldürülen Kişi olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bakın, eşit soruyor. Şimdi. Evet, eşit soruyor. Bakın burada da bu 21. mektup diye başlamış. Sırt çantası da suç kanıtı sayılmış diyor. Ya. Şimdi milyonlarca insanın sırt çantası var. Gidin metrolara, otobüslere şu an milyonlarca insanın sırtında sırt çantası var. Bir tanesini alıp da polis cezaevine koyuyor mu? Savcı koyuyor mu? Yok, koyulmuyor. Ha, bir bakayım sırt çantana diyebilir polis. Ama sonuç itibariyle milyonlarca insandan 3 kişiye 5 kişiye deniliyor. Bu kişinin de sırt çantasıyla ilgili bir araştırma yapıldıysa, ya yani sırt çantası Türkiye'de yasak dercesine öyle bir algı oluştururcasına. Bir de utanmadan, sıkılmadan buraya yazanlar i̇şte dün de şimdi, o sırt çantasında bomba evet, taşıyordu. O sırt çantası. He şuna da varım. Ya diyorlarsa ki, ya bu aslında Dilşah Ercan orada değildi. Polis aldı götürdü oraya koydu sırtına bir sırt çantası verdi vesaire vesaire diyorlarsa bunu da açık yüreklilikle söylesinler yaparlar çünkü bunları bile o vatandaşları o istismar ettikleri kandırdıkları aldattıkları insan topluluğuna bu yalanları bile söylüyorlar. Söyleyebiliyorlarsa şimdi Nurettin Demir, CHP milletvekili Muğla, Veli Ağbaba, Malatya milletvekili, Özgür Özel, Manisa milletvekili, CHP'liler çıksınlar şimdi desinler ki bir, iki ihtimal var. Ya biz yanılmışız. Kusura bakmayın Türk halkından, bir şehit polisin ailesinden, yaralananların kendilerinden ve ailelerinden binlerce defa özür diliyoruz yanılmışız ya desinler. Veyahut da desinler ki... Ama şimdi AK Parti bir komisyon kursun. AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi grubu. Meclis açılıyor işte. Desin ki CHP lideri diyordu ki biz işitle bağlantıyı o meclis komisyonunda şey yapacağız, komisyon kuracağız, yakalayacağız işte. Teröristi nasıl gazeteci gibi gösterip nasıl aklamaya, kurtarmaya çalıştıklarının somut delillerini araştıracağız diye bir komisyon kursunlar. Yani çünkü Bunu da ortada. araştırsınlar, IŞİD'i de araştırsınlar. Ben bir tanesini araştırın, diğerini çaktırmayın, ya o iyidir falan filan demiyorum. Hani Ahmet Davutoğlu'nu atfediyorlar, doğrudur, değildir, yanlıştır, gerçektir bilemiyorum. Ya onlar bizim iyi çocuklar falan filan diye bir söz sarf ettiği iddia edilir işitliler hakkında. Ben öyle bir şey de söylemiyorum, İyi çocuklar mı iyi çocuklar diye bir şey yok. Kafa kesen adama ben iyi çocukum iyi çocuk değil mi insanın kanına giren Ayet-i kerimede var. Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir diye buyruluyor ayet-i kerimede. Dolayısıyla ben öyle bir söz sarf edemem ama Davutoğlu çıksın desin ki ya ben o sözü söyledim söylemedim ama esas önemlisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdi yaptığı bu açıklamalar iftiradır, mühtandır. Ben bunu kabul etmiyorum desin. CHP'li vekiller de ya desinler ki özür diliyoruz, binlerce defa özür diliyoruz, yanılmışız, yanıltılmışız, bizim böyle bir niyetimiz yoktu, bilmiyorduk, tanımıyorduk bu teröristi. Ya desinler veyahut da desinler ki ya dünkü olayda aslında Dilşah Ercan falan yoktu, polis gene aynı, evvelden beri öyle söylüyorlar. PKK'lılara iftira ediliyormuş gibi bir hava oluşturuyorlar. E, polis getirdi o adamı koydu kendi polisini şehit ettirdi vesaire nasıl bir senaryo yazacaklarsa ne kadar ahlaksız ne kadar iftira dolu bir senaryo yazacaklarsa buyursunlar yazsınlar ama bir şeyler söylesinler öyle ben görmedim duymadım işitmedim ben bilmiyorum ama nerede bir kuran kursu var Veli baba hemen orada koşuyor Oh, Kur'an kursu açılmış buraya. Kur'an kursları çoğaldı bilmem ne bilmesin ne. Ya polisi şehit etti ya. Polisi şehit etti. Polisi şehit edeni de 3 yıl 5 yıl önce sen ya bunlar gazeteci ya. Bunlara dokunmayın ya. Bunların kamerasını, fotoğraf makinesini, sırt çantasını suç aleti olarak gösteren devlet yanlış yapıyorsun diye raporlar yazdık. Hatırlatmalarda, uyarılarda bulunduk ama şimdi geldiğimiz noktada yanıldığımızı gördük. Bir polisimizi şehit etti bu terörist diye bir öz yapması lazım. O öz de CHP'liler tümüyle yapmalar lazım. Hatta iyi Partililer de yapmaları lazım. Ya bizim yanımızda duran adamlar kimler ya? Bunlar teröristlere sabahtan akşama kadar savunma geliştiren adamlar. Biz bunlarla nereden bulaştık bu adamlara demesi gerekir Meral Akşener'in ve yanındaki o müsavat derviş oğulları, Yavuz Ağur Ali vesaire vesaire bunu demeleri gerekir. Demiyorlarsa da ben onların milliyetçilik iddialarından da şüphe ederim. Evet bu bahiste böyle kapatmış olalım. Yeni Şafak manşetinde kur korumalı mevduat büyümeyi de istihdamı da korur diyordu. Dün kur korumalının kur korumalı mevduatın aslında büyük bir yük olduğunu, kur korumalı mevduat yerine faiz verilmesinin daha <laughs> ekonomik olacağını ima eden bir haber furyası vardı muhalefette. Ee, Yeni Şafak'ta bugün manşetinde diyor ki kur korumalı mevduat büyümeyi de istihdamı da korudu. Faizleri bir dengede tuttu, azalmasını sağladı. Faiz giderlerinin kur korumalı mevduatta yapılan harcamanın 3 katı olası faiz giderini aslında aşağı çekti. Daha az faiz harcaması yapılmış oldu. Akşamın ve Akit'in birinci sayfasında da OECD... İşte Türkiye'nin büyüme tahminlerini şu kadar büyüyeceğiz denildi. Hayır hayır siz aslında %5 büyüyemezsiniz, %6 büyüyemezsiniz, %2 %1 anca büyürsünüz diyenlerin büyüme grafiğini yıl sonuna doğru nasıl revize ettiklerini, yukarıya doğru çektiklerini ortaya koyuyor. OECD'nin açıklaması var. Türkiye tahminimizden fazla büyüyecek diye bir haberi var. Bugün vakit ve birçok gazetenin birinci sayfasında yüzde 5.4'e revize etmiş OECD büyümeyi. Evet yani büyük fotoğrafa her daim bakmamız lazım. Yoksa dar alanda efendim kur korumalı mevduat hesabına şu kadar garanti kapsamında ödeme yapılıyor. E iyi güzel yapıldı. Son aya kadar bir ay bir buçuk ay öncesine kadar tamam 12 liradan 13 liradan. 17 liraya kadar çıkmıştı. Peki son bir ay içerisinde 17 lirada 18 liraya çıktı. Yani orada durup durmayacağız da şu an belirsiz. Şu andan itibaren olay oturmuş gibi görünüyor. Bundan sonra kur korumalı mevduata herhangi bir finans desteğinin herhangi bir gereği de kalmıyor. Ama bir şey yapılmış olunuyor. O mevduatın dolardan, dövizden TL'ye geçmesi için bir atılım yapılmış vaziyette. Ve onun sağladığı ivmeyle de bugün OECD bile işte yüzde kaç diyordu? 3-7. 3-7 diyordu yılbaşında. Yani bizde olsa bu ne diyorlar? Merkez Bankası. Her tahminini tutturamayan Merkez Bankası, Merkez Bankası olur mu ya kardeşim diyorlar. Enflasyon rakamını yüzde 35 açıkladı, 40 çıktı. 50 açıkladı, yüzde 55 çıktı. Yıl sonu dolar fiyatını yüzde işte şu kadar kazanacak diye söylemişti. 14 lira dedi, 15 çıktı. 15 dedi, 16 çıktı diyenler o iyisiydi, o işidi, o işidi. Diyor ki Türkiye 3.7 büyüyecek bu yıl diyor. Kaç yapmış şimdi rakamı? 5.4 neredeyse. %80, %90 oranında revize etmek zorunda kalmış. Hadi bakalım solcular desenize ki ya Ali Babacan'ın takımı, Ahmet Davutoğlu takımı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kerameti kendinden menkul ekonomisi çıkın Özgür Demirtaş, profesör Sabancı Üniversitesi'nde biz bu işleri öğretiyoruz, finans profesörüyüz diyenler. Ya o işi de ne yapmış ya 3-7'den 5-4'e ya arada yüzde seksen fark var ya. Üç yediden dörde falan değil. Üç yediden dört nokta iki falan değil. Atlamış. Türkiye'nin büyümesi patlamış ki. Hep böyle oluyor zaten. Geçtiğimiz yıllara da bakın. Hep onlar diyor üç, beş çıkıyor. Beş diyorlar yedi çıkıyor, sekiz çıkıyor. Altı diyorlar dokuz çıkıyor. Hep tutturamıyorlar. Tutturamamaların arkasında da niyetlerini söylemiş oluyorlar aslında. Diyorlar ki ya 3 olsun bu. Türkiye'nin büyümesi 3 olsun. Bakalım kuşatalım. Başarabilecek miyiz diyorlar. Bir bakıyorlar kuşattıkları halde başaramamışlar. 3-7 dedikleri şey 5.4 olarak revize ediliyor ki rakamlar da onu gösteriyor. Dolayısıyla bu çerçevede hem o açıdan bir eleştiri getirmiş olalım. Merkez Bankası da tutturamadığı zaman ya tutturamadın dersin. Ama kalkıp da işi abartıp Efendim işte tutturamadı da tutturamadı. Nasıl Merkez Bankası emirle hareket ediyor o zaman dersen e ben de diye küresel sermayenin emriyle mi hareket ediyor? Türkiye'yi kuşatmak için mi bu şekilde algı operasyonlarını yapıyorlar diye söylerim. Ama kur korumalı mevduat hesabının Bundan sonrası için Türkiye'nin daha da fazla önünü açacağını, o doların etrafında toplanan insanları TL'ye güven noktasında buluşturacaklarını tahmin ediyorum. Evet. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle inşallah Allah'a emanet olun. Buluşmak ümidiyle inşallah.